Selcan Hatun. Ağabeylerimden bahsedesin hele. Gündoğdu ağabeyim, Sungur Tekin ağabeyim. Hele kardeşim Dündar. Nasıl özlenmişim. Hatunları, balaları, büyük oğlun İltekin'i. Anlatasın hele kızım. Torunlarımın hepsi Süleyman gibi serpilip birer yiğit olmuşlardır. Nasıl burnumda tüterler. Gündoğdu... Affetsin beni ana. Selcan'ın. Ne oldu kızım? Ne oldu anlat hele. Gündoğdu Bey'im ve Sungur Tekin Bey'im ısrar ettiler. Oğlun Süleyman'ı da al Ertuğrul kardeşimize git. O sizi korur kollar, o mutlak bir yolunu bulur dediler. Kardeşlerim sen de oğlunu kimden koruyup kollamamı istersen Canat? Sadece bizi değil Bey'im. Babası da. Kızım, Selcan. Topla kendini. Anlat hele. Niye gönderdiler seni? Ne oldu obanıza? Konuş hele. Hadi kızım. Hançerle dilimi koparaydım da bunları size diyemeyeydim ana. Obanıza ilk geldiğimde sıkıntınız büyüktü. Susalım dedim. Yaramıza tuz basıp bekleyelim dedim. Lakin artık takatim kalmadı. Selcan Hatun. Bak gözlerime hele. De hele ne olmuştur obanıza? Ne onlar? Obamıza musallat oldular. Beylerimiz alpleriyle dağa çıktılar. Bizi buraya yolladılar. Lakin şimdi peşlerinde hem Moğollar hem de Selçuklu'nun katilleri vardır. Ne demek bu Selcan? Ne isterler kızım sizden? Beyim, sana bunu gönderdiler. Ertuğrul kardeşim mutlak anlar dedi beyim.